Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yine kuluçka makinesi yapıyorum, iş başındayım. Tabii bu sefer eskisine oranla daha kolay bir şey olacak, kuluçka makinesi olacak. Strafor'dan yapmıştım hatırlarsanız bir öncekini. Onda alet edevat bulmakta zorlanmış bazı arkadaşlar. Ben de daha da basitleştirmeye karar verdim. Öteki kuluçka makinesi bozuldu arkadaşlar. Neyi bozuldu? Termostatı bozuldu. Termostatı yıldırım çakması sonucunda bozulmuştu. Sonra tamir edip bir yakınıma verdim o makinayı. O da çıkarmış. Civciv, ördekle şey çıkardı. Bıldırcın yumurtası çıkardı. Yani olumlu sonuç aldık o makineden ama ben sizlere gösteremedim tabii ki yarıda kalınca. Şimdi ben daha da basit yapacağım. Böyle turşu bidonlarını topladım AVM'den. İlla ki bunları sıfır almanıza gerek yok. Direkt su şişelerini kullanabilirsiniz. Evinizde vardır illa ki. Ben iki tane aldım garanti olsun diye. Malzemeleri saymak istiyorum sizlere. Bir tane böyle. Kale olursa daha güzel dönmemesi için. Gördüğünüz pastel. Pastel de böyle şeffaf şeyleri görünce ötmeye başlıyor. Kare olursa güzel olur. Etiketini çıkardığını kullanalım. Bunun dışında bir tane termostata ihtiyacımız var. Termostat çok önemli kuluçka makinesinde. Çünkü içerideki sıcaklığı bu ayarlıyor. Sıcaklık arttıkça lambayı söndürüyor. Düşünce de tekrardan çalıştırıyor. Bunu ben 17 liraya arkadaşlar internet üzerinden aldım. Artık Türkiye'de de çok ucuz bunlar. İthal etmişler. O yüzden ucuz satılıyor. Eskiden 80-90 liraydı. Şimdi 17 liraya bu termostatlardan alabilirsiniz. Bunun dışında bilgisayar fanı lazım. İçerideki hava sıcaklığını dengelemek için bir tane de fan kullanacağım. Ampul duyu lazım. Ampul takabilmemiz için. Fiş var. Ve sıcak silikonlarım var. Malzemeler bu kadar. Şişe, termostat, fan. Işık takabilmek için bir tane duy. Ve adaptör. 12 volt. 1 amperlik bir adaptörüm var. Bu da fan ve termostat için gerekli. Farklı bir tasarım olacak tabii ki. Ve küçük bir tasarım olacak. Herkesin bulabileceği şeyleri kullanmaya çalıştım. Termostatın maalesef alternatifi yok. Mutlaka almanız gerekiyor termostat. Şimdi şu kapak kısmındaki şeyi bir keselim. Yakın çekime girelim. Bakın tam şuradan bir tane kapak yapacağız buna. Onun için de şöyle küçük turşu bidonlarından kullanıyorum. Bunun şu kapak takılan kısmı var ya arkadaşlar. Onu şimdi maket bıçağıyla nasıl keseceğim girmiyor. Bayağı da sağlam bir şeymiş. Kestikten sonra şimdi bunun boyutunda arkadaşlar buraya delik açacağız. Yapıştırdıktan sonra keselim. Şimdi önceden kesersem tam oturmayabilir. Şimdi bunu buraya bildiğiniz yapıştıracağız sıcak silikonla. Buradan bunda viol olmuyor arkadaşlar. Bunu buraya yapıştırarak elimizle manuel olarak günde 5 kere yumurtaları çevireceğiz. Artık yapacak bir şey yok. Viol de çok ucuz bir şey değil. Yani herkes ulaşamaz diye düşündüm. Öncekinde otomatik viol kullanmıştım. Kendisi çeviriyordu yumurtalar ama bunda kendimiz çevireceğiz manuel olarak. Önce bir tutturalım arkadaşlar bunu. Evet, tuttuktan sonra da yan kısımlarını tamamen dolduracağız. Hava almayacak şekilde böyle ince işçilik oluyor biraz tabii ki. Burayı iyice yapıştırdıktan sonra bu iç kısmını kesiyorum arkadaşlar. Aynı kapak yeri gibi içinde de delik açacağım. Burada elimizi sokup
yumurtaları çevirebileceğimiz şekilde bir tane delik açtım kocaman. Ve şimdi artık ampulü takma işlemine geçebilirim. Kapakta da ampul için bir tane yuva açıyorum arkadaşlar. Şimdi fişten gelen 220 wattlık enerjiyi doğrudan ampulün yuvalarına bağlıyorum. Şöyle açalım içerisini. Ampul bağlantısı en basit şeylerden bir tanesi. Ha, bunun da burası açık değilmiş şöyle. Plastiğin üst kısmını açalım. Şurada gördüğünüz yuvaların içerisine kablolarımızı soktuktan sonra ve sonra da şöyle kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ampulü takarak test edebiliriz yapmış olduğumuz. Ampulde tek püf nokta, kesinlikle yandaki plastiklere dokunmasın. Yani ona göre ayarlayın, tam ortalayın. Çünkü yangına sebebiyet verebilir plastiklere dokunursa. Evet, yine şurası gevşedi. Orayı sonra yapıştırırız. Kontrol. Evet, şu an gördüğünüz gibi ampul bağlantısını gerçekleştirdik. Termostat bağlantısına geçebiliriz. Şimdi 12 voltluk bir adaptörle termostat dediğimiz cihaz da böyle bir şey. Şurada bir tane sayacı var. Burada mevcut sıcaklığı görebiliyorsunuz. Şurada da ayar düğmeleri var. Set, artı ve eksi olmak üzere arkadaşlar. Ve burada 12 voltluk girişleri, güç girişini takacağımız iki tane delik var. Ve burada da giriş ve çıkış olmak üzere. Yani fişten gelen 220 voltluk girişi takacağımız ve buradan da ampule gidecek olan enerjinin gideceği delik mevcut. Şimdi öncelikle 12 voltluk şeyleri takarak bir test edelim. Evet, gördüğünüz gibi gücü taktıktan sonra çalıştı arkadaşlar. Bir de sıcaklık ölçen böyle aparatı var. Bunu da kuluçka makinesinin içine koyacağız. Bunu da hemen şuraya takıyoruz. Ampule giden kablonun bir tanesini buraya takarak anahtar görevi görmesini sağlayacağız sıcaklığa göre. Şöyle kablonun bir tanesini ikiye ayırdım. Termostat ayarlarını göstereceğim. Şimdi bir kez set tuşuna, en baştaki tuş set tuşudur. Set tuşuna basılı tuttuğunuzda mevcut olmasını istediğimiz sıcaklık görünüyor. Bunu eksi tuşuyla, eksiltip artıyla da artırabiliyorsunuz. Bunun 37.7 derece olması ya da 37.5 derece olması ideal olacaktır. Şimdi tekrardan uzun olarak basılı tutuyoruz ilk baştaki set tuşuna. Bakın P0 geldi. P0, H ya da C olmak üzere iki seçenek var. C soğuk, H ise sıcaktır. H olması gerekiyor P1, P0 değerinin. Şimdi tekrardan P1'e geliyorum. P1 ise sapma değeri 0.2 olarak ayarlamanız gerekiyor. P2 değeri olması gereken en yüksek sıcaklık. Bu zaten gördüğünüz gibi ayarlanabiliyor. 38 olması ideal olacaktır. P4 değeri kalibrasyon ayarı. Bunu 0.2 derece yapsak ideal olacaktır. Tabii ki makinenin durumuna göre, sıcaklık durumuna göre içerisindeki bunu artırıp ya da eksiltebilirsiniz arkadaşlar.
Şimdi arkadaşlar termostata giden kablodan 12 voltluk adaptör kablosundan bir kablo daha çıkarıp onu da fanımıza bağlayacağım. Şöyle hemen adaptöre yeni bir kablo bağlıyorum. Fan içerideki havanın eşit miktarda dağılmasını sağlayacak arkadaşlar. Yani içerideki havanın dolaşımını sağlıyor bütün yumurtalara sıcak havanın. Şimdi yumurtaları yerleştirmek için tavana kuş kumu yerleştiriyorum. Kuş kumu yerleştireceğim ben tabii ki. Böyle bir zorunluluk yok. Talaş da koyabilirsiniz. Yumurtaların birbirine çarpmaması için böyle bir şey yapıyorum. Bütün testleri ben yaptım biraz önce. Şöyle dursun bu. İçine kumu dökelim. Şimdi nem içinde bir tane su kabı yerleştiriyorum lambanın altına doğru. Yangın risklerini önlemek için de böyle bir alüminyum kap tercih ettim. Bakalım nasıl sokacağız. Tam şöyle lambanın altına doğru koyuyorum ki ısınıp buharlaşsın. Şuradaki delikten de hortumla ben bu eksildikçe tamamlayacağım içerisindeki suyu. Şimdi içine bıldırcın yumurtalarını yerleştireceğim. Şöyle benim bir yumurta sepetim var arkadaşlar. İçinde İran tavuğu yumurtası, ördek yumurtası, tavuk yumurtaları da var. Ama ben bıldırcın yumurtalarını tercih edeceğim şimdi. En kısa zamanda o çıkıyor çünkü. Yani 14 gün çıkma süresi var. Sonrakinde de artık tavuk yumurtalarını deneriz. Şimdi bu bıldırcın yumurtalarını içine yerleştiriyorum. Önceden çatlak var mı diye yumurtaları da kontrol edin. Ve erkeği olan eşlerin, bıldırcınların yumurtasını tercih edin. Tavuklarda da aynı şekilde. Kapağını kapatıyorum arkadaşlar. Tabii ki yumurtalar ve su soğuk olduğu için kum da soğuk aynı zamanda. Isının kendine gelmesi biraz vakit alacak. Yaklaşık bir 2 saatlik çalışması gerekiyor. Her şeyin ısısının 37.5 ya da 37.7 dereceye çıkması için bir süre çalışacak. Sonrasında rayına oturuyor her şey. 18 günlük kuluçka sonrasında arkadaşlar sizlerle verileri paylaşacağım. Bu sefer hemen yayınlamak istemedim kuluçka makinesi yapımını. Önce sonuç alarak sizlerle paylaşmak istedim. Ne derece etkili olduğunu göstermek adına. Ve netice aldık şu anda. Bu kutunun içerisinde gördüğünüz gibi küçük küçük bıldırcın civcivlerimiz var. Şu anda yem yemeye çalışıyorlar arkadaşlar. Bakın çok afacan bunlar. Bildiğiniz gibi değil. Çok hızlı hareket ediyorlar. Birbirlerini sürekli kovalıyorlar arkadaşlar. Bundan çıkmaya çalışıyorlar. Tabii şimdi kuluçkadan çıktıktan sonra bir süre böyle ampul altında durmaları gerekiyor. Isılarını koruyabilmeleri için. Soğukta bekletirsek ölme riskleri var. O yüzden böyle izole bir kabın içerisine alıyoruz. Kuluçka makinesinde öncelikle tüyleri kuruması gerekiyor. Tüyleri bunun içerisinde kuruyor çıktıktan sonra. Yani 5-6 saat sonra kurumuş oluyor tamamen. Sonrasında çıkan civciv alarak bunun içine aktarıyoruz. Hazırladığımız izole kutunun içerisine. Ve burada da duruyor böyle ampulle birlikte ısınıyorlar civcivler. Şimdi sizlerle verileri paylaşmak istiyorum. Sonra da neler yaptım onları anlatacağım kuluçkada çıkmaları için. Şimdi arkadaşlar bıldırcınlarımızı ayın 13'ünde, Mart'ın 13'ünde 11 tane yumurta koydum. Sonrasında 20 Mart'ta bir yumurtanın kabuğu kendiliğinden düşmüş içine doğru. Küçük kırıldığı için de artık onda oluşma şansı yoktu. O yüzden onu aldım. Ona düştü sayı. Sonrasında 18. günde 30 Mart'ta 10 yumurtadan 3 tanesi çıktı. Ve 19. günde de 31 Mart'ta 7 yumurtadan kalan 7 yumurtadan 4 tanesi çıktı. Ve
toplamda 7 tane DJ çıkmış oldu. 3 tanesi boş arkadaşlar. İçerisinde hiçbir oluşum olmamış. Yani yumurtayla alakalı bir durum. Tamamen sarıydı içerisi. Ve 7 tane civciv dünyaya geldi. Bıldırcın civcivi. Ve bir tanesi hayatını kaybetti. Öldü. Toplamda da 6 tane başarılı sonuç aldık. Toplamda da 4 tane yumurtada oluşmadığı için ya da kabuğu kırıldığı için almak zorunda kaldım. Ve 19 günlük kuluçka sonrasında gördüğünüz gibi başarılı olduk. Toplamda 6 tane civciv çıktı. Bu çıkmamalar makinenin başarısızlığı değil. Tamamen yumurtayla alakalı bir durum. Yumurtalarda boş olanlar çıkabiliyor. Muhabbet kuşlarında da öyle. Birincisi, yumurtaları belli aralıklarla çevirmemiz gerekiyor. Şöyle kapatalım, çok gözümüzü alıyor. Yumurtaları gün içerisinde mesela 4 saat arayla buradan elimi sokarak yönlerini değiştirdim. Yumurtaları arkadaşlar dik olarak koymanız gerekiyor. Mesela şu sivri kısmı aşağıya doğru gelecek. İlk günlerde, özellikle ilk haftalarda çok önemli. Böyle dik olarak koydum ve elimi şuradaki kapaktan sokarak 4 saatte bir yumurtaları çevirdim. Bu ampul hep yanıyor arkadaşlar. Bu ampulün kapanmasını sağlayan şey şöyle derecesi olan bir termostat. Bu termostat içerideki sıcaklık istediğimiz dereceye geldiğinde 37.7 dereceyi ayarlamıştım. Bu sıcaklığa geldiğinde kendiliğinden kapanıyor. Şurada bir tane su kabı var, gördüğünüz gibi ampulün hemen altına koymuştum ben onu. Şimdi oradaki su eksildikçe şöyle bir su kabım var. Buraya Huni'yi takıyorum, buradaki deliğe, su kabının üzerindeki. Suyumuz eksildikçe buradan arkadaşlar içerisine ilave ediyorum her gün. Şimdi yumurtalar için 37.7 derece sıcaklığı ayarlıyoruz kuluçka makinamızı termostattan. Zaten içerideki nem oranı da %55-60 dolaylarında oluyor. Biz ayarlamasak bile nemi, içine su kabı koyduğumuzda bu seviyede oluyor. Son günlerde ise yaklaşık 1 derece, yani çıkım günlerinde son 2 gün kala falan ısıyı da 36.7 dereceye düşürdüm son 2 gün bıldırcınların çıkması için. Tabii ki yumurtaların kuluçka süreleri farklı. Bıldırcınlar 18 günde çıkıyor, tavuklar 21 günde çıkıyor. Ördek yumurtası koyacağız şimdi. Onlar da 28 günde çıkıyor. Şöyle ördek yumurtalarım var arkadaşlar, yeni getirdim. Şu iki tane mavi olanlar ördek yumurtası. Ve İran tavuğu yumurtası deneyeceğiz bu sefer kuluçka makinamızda. Veriler bu şekilde. Sonuç aldık. Malzemeleri de kolaylıkla internet üzerinden temin edebilirsiniz. Toplamda ise yaklaşık bir 58-60 liralık harcama yaparak, şu bidonlardan vardır evinizde, ona harcama yapmanıza gerek yok. Fan, termostat ve ampul bağlantılarını alarak adaptörle birlikte 60 liralık bir masrafla sizler de civciv çıkarabilirsiniz. Şuna da değinmek istiyorum. Koyduğumuz yumurtalar market yumurtası olmayacak. Koyduğumuz yumurtalar köy tavuğu yumurtası, kümeste beslenen yumurtalar olması gerekiyor. Marketten aldığınız yumurtalardan civciv çıkmaz arkadaşlar. Şöyle civcivlerle birlikte kapanışımızı yapalım. Bakın sularını koydum böyle küçük bir kap içerisine. İçine giriyorlar çünkü büyükte boğulma riski var. Biraz yem attım içine, irili ufaklı. Onları yiyorlar ve büyümeye devam ediyor civcivler. Evet, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.